Asist analiz ekranlarında yüz yüze programıyla her hafta olduğu gibi bu hafta yeniden karşınızdayız. Volkan Demir ile birlikteyiz ve Fenerbahçe'deki son gelişmeleri transfer gündemini konuşacağız birlikte. Volkan hoş geldin. Merhaba Nesliyan. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim. Uzun yoldan geldin. Evet. Her zaman olduğu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Sorma çok kötü yani. Bence gerçekten şehir dışından gelsen muhtemelen daha çabuk geleceksin. Evet, evet. yani İstanbul artık İstanbul konuşmuyoruz ya. Evet. Trafiğini falan. Aynen yazı, kışı artık 365 hiç fark gün. Etmiyor. Gece 12. Tabii tabii. Hiç önemli değil. Eskiden yani. böyle zamanlar vardı. Mesela çarşamba günleri trafik olurdu. işte Cumartesi cuma günü. trafiği denir yani denir Cuma sana. akşamı böyle çok. Artık evet. hiç öyle bir şey yok yani. Her an, her daim trafik. Aynen öyle. Biz de bununla e, <laughs> Yo, yaşamaya mücadele alıştık. mücadele edeceğiz. Aynen öyle. Ben pek mücadele edeceğiz de de istiyorum. Ben sürekli geç kalmasın. için. o yüzden konuyu açmak <laughs> istedim <gülüyor> burada. Hani belki... <gülüyor> <gülüyor> şey ben sürekli olur. yayına <laughs> geç kalıyorum arkadaşlar. Bunu da itiraf ediyorum. Neslihan beni sıklıkla bekliyor. Evet. Ee, artık yapacak bir şey yok. Bu da böyle bir... Bu sezon böyle Oğlendim oldu. Kabulendim zaten. Seneye yok. Seneye sene... Volkan geldi mi diyorlar. Yok diyorum yarım saati var. <laughs> yeni yayına başlamak sene... gerekiyor yeni, o sırada. Yeni, se... yeni sezonda böyle olmayacak ama tamam, bence. Peki. Başlayalım o zaman. Fenerbahçe'yi konuşalım. Şimdi e, zaten hızlıca bir transfer e, süreci yaşamıştı Fenerbahçe. Arka arkaya isimler e, katmıştı kadroya Volkan. Biraz böyle tabiri caizse artık vites düşürdü diyebiliriz. E şimdi bir eleme maçı var. Ondan sonra yine bu transfer sürecine hı hı. devam edecek ama yine tabii ki isimler var konuşacağımız. Öncelikle istersen Livakovic'ten başlayalım mı? Başlayalım. Livakovic'le son durum ne? Onunla başlayalım. Şimdi şöyle diyeyim. o konu aslında artı 3 konusuyla birlikte değerlendirilmesi gereken bir konu. O zaman mı konu. konuşalım hem onu konuşalım. Çünkü e, Livakovic konusunda Fenerbahçe'nin artık bir e, yapacağı bir şey kalmadı. Transferi tamamlamış durumda. Neden açıklanmıyor sorusunun yanıtı net ne? bir şekilde şu. Bu artı 3 konusunda Fenerbahçe bazı adımlar atma yolunda ilerliyor. İşte Mert Müldür, Cengiz Ünder, efendim, Türk oyuncu, yani ilk 11'de oynayabilecek Türk oyuncu arıyor şu anda. Şimdi Altay'a olan tepkiler, işte tribünün özellikle tepkileri dolayısıyla ciddi bir şey var. Yani yabancı kaleciye dönüş zaten sezon başından beri araştırıldığı için var ama şunu söyleyeyim yani bugün itibariyle yönetimde de 3 tane orta sahayı, 3 tane hücum hattını, altı, ön, önü komple, 2 tane de stoperi yabancı yapalım. Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır ya da İrfan Can Eğribayat her neyse. Böyle bir üçlü, üç, üç Türk'le yola devam edelim gibi bir fikir oluşmuştu. Fakat halen bu konu şey değil yani bu konu halen kararı bağlanmış durumda değil. Yani Livakovic transferinin ben olumsuz sonuçlanacağını söylemiyorum. Çünkü transferi tamamladı Fenerbahçe. Tekrar ediyorum. Fenerbahçe isterse bu transfer bozulabilir. Veya İtalya'dan, İspanya'dan sürpriz bir teklif gelirse Livakovic'e bu süreçte. Hı hı. O zaman bozulabilir. Ama şunu söyleyeyim. Bu artı 3 dolayısıyla bir %50-50 durumu var. Halen daha sanki karar net verilmiş değil gibi. Yani Altay'la devam edilebilme durumu var. Var. Bu, bu arada Altay'ın durumuyla ilgili de şunu söyleyeyim. İşte Manchester United, evet. Ajax bunların hepsi tamam doğru ama şu ana kadar da böyle somut gelişim, mesafe kat edilmiş bir durum söz konusu değil Altay'ın transferinde de. Bu nedenle de 6 e, Altay'ın kalma ihtimalinin acaba daha da yükseldiği mi sonucunu çıkarmalıyız buradan? Onu belki ilerleyen günlerde göreceğiz ama hmm. yani şu anda durum bak ben bir hafta önce, 3 gün önce, iki gün önce daha farklı konuşuyordum. Şu anda durum yüzde elli O zaman ee, çok özür dilerim lafını böldüm. Bu noktada çünkü e, Altay'la eğer devam edilirse, şimdi gelen tepkileri görüyoruz, taraftarların tepkisini Ki görüyoruz. Kesinlerin de ayrıca buna bir değinmişliğin olduğu yerli futbolculara olan tepkilerle alakalı. Evet. Altay bundan en fazla etkilenen oyunculardan hı. bir tanesi. Altay'la devam edilirse bu sene, geçen seneden kalma, geçen sezondan kalma böyle bir tepkiyle... E, bu oyuncunun ne kadar bir verim sağlayabilir Fenerbahçe'ye? Sorumluluk alabilir mi? Ciddi bir sınav verilecek. Hem Altay açısından hem Fenerbahçe tribünü açısından ciddi bir sınav olacak. Eğer bu gerçekleşirse senin ifade ettiğin gibi. Yani sonuçta çok zor. Tribünlerle o bağı kopan oyuncuların geri dönüşleri çok zor oluyor. Evet. Ama şöyle de bir şey var. Üst üste 5 tane maçta Fenerbahçe iyi oynar. Altay güzel kurtarışlar yapar. Unutulur gider yani futbol bir de e, hani futbol hafızası çok kısa bizim ülkemizde çok sevilen oyuncu bir ancak bir anda küfür edilen oyuncuya dönüşebiliyor hı hı. çok küfür edilen oyuncu bir anda takımın en değerli oyuncusu olabiliyor o yüzden günlük anlık yaşadığımız için bunun da aşılabileceğini düşünüyorum ama genel olarak sana katılıyorum altayla alakalı e, Fenerbahçe'de bir e, sıkıntı var. Altay'ın da ben bu yüzden mental olarak tam kendini veremediğini düşünüyorum. İşte onu söyleyeceğim. Yani taraftar açısından baktığımızda evet belki altay iki maç çok iyi olursa taraftar yine yükselebilir ama Altay nasıl bir mental durumla sahada olacak? Yani, yani o tartışılır. Artık orada da eğer oyuncunun profesyonelliği tabii ki devreye girer. Girecek. Ama yani şöyle Altay biraz duygusal. Onu söyleyeyim. Yani Altay kolay bir süreç olmaz. Eğer İkinci ihtimal. Yani Livakovic'in gelmediği, Altay'ın devam ettiği Hı -hı. ihtimal gerçekleşirse. Altay kalmak istiyor mu sence Fenerbahçe'den? Valla çok sanmıyorum. Yani şöyle, şimdi öyle bir iş ortamında kimse çalışmak istemez. Sen çalışmak ister misin? İstemem. Kimse istemez. Doğal olarak Altay da böyle bir düşünceye sahiptir. Ama şunu bir net bir şekilde söyleyeyim. Böyle bir durum gerçekleşebilir diyorum. Bak, olacak Hı -hı. demiyorum. Hı -hı. Ama bu ihtimali de insanlar... Gözlerinde bulunursun. Ha o zaman ne olacak? O zaman orta sahaya, yani Fenerbahçe yönetim de manyak değil yani. Kalecisinin de problem problemli olduğunu biliyor yani, görüyor. Ee, ama hem bütçe, o bütçeyi biz orta sahaya kanat transferine ayıralım düşüncesi. Hem de 3 Türk iş çözümü bu şekilde aşalım noktasındalar. Bir de şey gibi <laughs> de olacak Altay için. Yani mecbur kaldığım için ya da işte mecbur olunduğu için ben burada kalıyorum. Aslında istemiyorum gibi bir psikoloji de Ama futbolcularda böyle bir e, psikolojik hazırlık yapılması lazım. Yani her gün ya her takımdan gönderilebilirsin. Yani bugün işte takımın en değerli oyuncusu kim örnek veriyorum? Tadiç. Bir sene top oynar. ikinci sene oynayamaz. Git Gitsin derler. Yani bu iş böyledir. E, ön tarafı şöyle söyleyeyim. O zaman işte yani o eğer Türk olursa o zaman ön tarafta iki tane orta sahada iki tane üst seviye yabancı transferi gerçekleşecek. Bir, 6 numara. Bir de 8 numara. Şu anki çok konuşulan iki isim de doğru. Bir Lecce'den e, Yulman diye okunuyormuş. Hı hı. Biraz böyle değişik. Yulman. Yulman, Lecce'den altı numara pozisyonda Danimarkalı. Ve çok iyi bir oyuncu. Yani e, işte Milanlarla falan konuşulan bir oyuncu haline geldi. Bir de Bolonya'dan Nicolas Dominguez'in transferi için yoğun bir uğraş verilecek. Ama işte tekrar ediyorum. Kaleyi yabancı yaptığınız anda orta sahayı Türkleştirmek zorundasınız bir tanesini. İşte o zaman ya e, Nicolas Dominguez ya da Yilmaz durumu söz konusu olacak. Ya yani ikisinden biri durumu söz konusu olacak. Onun için de ya ben açıkçası tercih tabii ki işte Fenerbahçe tribünleri ile Altay arasında böyle bir problem var vesaire vesaire. Ben oyuncu şeyi olarak bakıyorum. Hani oyuncu profili olarak bakıyorum. Şimdi Altay Livakovic yaratacağı fark. Yulman Nicolas Dominguez yaratacağı fark. Ikilisinin takımda yaratacağı fark. Bana kalsa ben orta sahalı seçeneği seçerim. Yani Fenerbahçe orta saha almayacak değil bu arada ama bir değil iki tane alacak eğer öyle olursa. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Galatasaray mesela Zaha'yı Fenerbahçe'nin elinden aldı. Ee, ve işte yabancı sayısı çok fazla Galatasaray'da da. Hmm. İşte Angelino da sol evet. geçen sene evet, evet. yabancı. evet. İşte şimdi Kerem Demirbay vesaire bir sürü şey konuşuluyor. Mertens, Sergio Oliveira'nın yedek kalacağı kesin yani neredeyse artık. Öyle bir noktaya geldi Galatasaray. Ama Galatasaray'da da konuşulan çok enteresan. Sosyal medyada arkadaşlarımız takip ediyordu, görüyordur da. Galatasaray'da da konuşulan Günay Güvenç'i alıyoruz. Güna Güvenç'le mi devam etsek kalede? Yani evet. aslında baktığın zaman hani aklın yolu bir derler ya, ya, yani herkes bir daha fazla yabancı kullanabilmek için oyunda kaleyi Türk'ten e, tercih etme yoluna gidiyor. Yani şimdi Günay Güvenç'e de mesela Galatasaray uzay takımı kuruyor falan deniyor. Günay Güvenç oynasın deniyor aynı zamanda. O yüzden e, ben açıkçası çok net değilim. ya yani orta saha konusunda Hani o iki oyuncuyu da çok beğendiğim için. O... Kaleciler biraz gözden çıkarılıyor sanki bu durumda değil mi? Öyle bir durum oluyor. Yani önem sıralaması Ama yapılıyor. Ama yani şimdi şöyle birini bir <laughs> tercih edecek. Artı üç diye bir kural var. Yani sonuçta i̇şte evet. hani hiçbir şey olmasa, evet. hiçbir kural olmasa Fenerbahçe'de oynayabilecek bir tane Türk var kadroda. O da Ferdi. Ferdi'nin dışında yok. Evet. Ama yani şimdi yok üç tane oynatmak zorundasın. Mert Müldür olur mu? İşte Mert Müldür olursa olacak. Olmazsa işte başka bir Türk oyuncuya. Düşecek o forma vesaire. Belki stoper'in biri Türk olacak. Serdar Aziz oynayacak vesaire. Yani 3 tane Türk mecbursun. İşte o yüzden de hocalar mesela Okan Hoca'yla da alakalı, İsmail Hoca'yla da alakalı ya işte kaleyi Türk mü yapsak hep bir kafalarında ama daha Fenerbahçe'de net bir karar verilmiş değil. Onun net bir şekilde söyleyeyim. Okan şimdi biraz önce sen de söyledin zaten. Zaha olmadı Hı -hı. Fenerbahçe için. E, Fenerbahçe taraftarının da aslında heyecanlandığı e, bir transferde Burada hep seninle de konuşuyorduk zaten. Olmadı. Bir B planı devreye sokulacak Fenerbahçe tarafından. Ama e, yine o bölgedeki işte isimler, kimler onları konuşacağız seninle. Sadece bu sürecin Fenerbahçe'ye yansımasını merak ediyorum. Yani senin Hı -hı. daha böyle bir içerden e, gözlemlerinle. Genel olarak maliyet dolayısıyla Fenerbahçe vazgeçti transferden. Hı -hı. Ve ben e, Zaha'nın Fenerbahçe'yi değil Galatasaray'ı tercih ettiğini düşünüyorum. Bu çok dillendirilmese de. Şampiyonlar Ligi bileti her zaman önemlidir transfer sürecinde. Ve e, özellikle İngiltere'den kariyerinde ilk kez ayrılacak bir oyuncu Şampiyonlar Ligi'de oynama fırsatını tepmek istemez. E, Galatasaray girince, Fenerbahçe'nin verdiği parayı da verince ya da belki daha fazlasını da verince ortaya böyle bir tablo çıktı transfer çalımı mıdır? Transfer çalımıdır. Yani böyle bir Fenerbahçe taraftarını şey yapmaya çalışan, o ateşini, gazını almaya çalışan insanlar görüyorum ya gerek yok ki. Ya bu 100 yıldır kulüpler var. 100 yılda yani bir iki, psikolojik savaş gibi diyebiliriz aslında. 2 tane transfer da. dönemi var her yıl. Hani her yıl bir tane bir transfer oluyor yani kulüpler arasında. Yani, yani bunu Fenerbahçe yapıyor o zaman. 10 gün Benim önce tarihi aldı Fenerbahçe, Aynen, Beşiktaş'tan vesaire. Yani e, çok böyle büyütülecek konular değil. Önemli olan burada sen yola nasıl devam ediyoruz? Şu anda Fenerbahçe çok güzel bir yola e, girmiş durumda transfer konusunda. İşte kritik süreç var. Özellikle kaleci, orta saha artık o tercihler nasıl yapacak? Onları belirleme durumu var. Onun ötesinde herhangi bir problemi yok Fenerbahçe'nin. Zaha çok değerli bir oyuncu. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Eee Türkiye geldiği için de ben e, ayrıca keyifliyim, mutluyum onu izleyeceğimiz için ayrıca mutluyum. Ama yani dünyanın sonu değil. Yani sonuçta, tamam. Galatasaray iyi bir kadro kuruyor vesaire. Ama sen o zaman yani Galatasaray iyi kadro kuruyor diye yani yarıştan çekil. Yani böyle bir mantık yok. Sen de iyi kadro kuracaksın. Tabii. Ee, senin de imkanların, maddi olanakların son derece iyi. İşte zaten 40 küsür milyon yoluk satış yapılmış durumda. Yani ve ekonomik olarak Fenerbahçe'nin bu anlamda gücü de var. Çok önemli oyuncuları getirme potansiyeli de var. Ki getirdi de bu sezon. Kısacası daha efektinin ben aslında biraz Fenerbahçe taraftarının o e, her şeye aşırı tepki verme olayının e, sonucu olduğunu düşünüyorum. Yoksa büyük oyuncu, bak tekrar ediyorum büyük oyuncu ayrı bir şey. Ama yani e, transfer süreci devam ediyor ve önünüzde bir sürü fırsat var. Tabii. Bir ilginç not vereyim. Bu çok ilginç. Bak Afrika'dan, Fenerbahçe hep Afrikalı oyuncular çok oynamıştır <laughs> tarihte. Hani Zaha aslında Afrikalı değil bu arada. Zaha aslında İngiliz de. İşte kökeni dolayısıyla hı hı. Fildiş'in milli takımını seçti. Bak şeyler, e, uççeler, o koçalar işte efendim ne bileyim Mamadounian, Musa Sov böyle Afrika'nın her ülkesinden böyle baba bir tane topçusu var fena, Appiah Gana mesela hı hı, hani hı hı. çok var. Abi Fenerbahçe'de bir tane bile filişli oynamamış biliyor musun şu ana kadar? Öyle mi? Ee, hiç oynamamış, bir hmm. tane bile oynamamış hmm. yani evet, çok mesela. ilginç Filistinli oynayan ilk olacaktı Zaha. Ama Anladım. o da şey oldu. Gomis fildişiliydi değil mi? Yok Gomis Fransa vatandaşı. Fransız bin takımda da oynadı. Ama şeyi... Drogba fildişili. Drogba fildişili. Drogba fildişili. Ebue fildişili. Fil evet. Galatasaray'da çok var fildişili. Keita vardı hatırlıyor <laughs> musun? Keita evet O da <laughs> fildişili. Yani Galatasaray'da çok var ama Fenerbahçe'de hiç yok. Sıfır. Fildişili giymemiş abi forma Fenerbahçe'de. Evet, bu da enteresan. Gerçekten. Zaha transferinin ilginç bir notu. Yani ilk olacaktı. O da O da, o da olmadı. O da bir olmuyor yani fil dişiyle. Fil dişi evet. almayın abi bundan bir sonra. İstemiyoruz yani. fil dişiyle. <laughs> Peki şimdi o bölge için tabii isimler var e, Volkan. Lyon forması giyen Toko Ekambi evet. e, bu isimlerden bir tanesi. Onunla ilgili bir bilgim var mı? <laughs> öncelik değil. Bir fiyatı sorulma durumu var işte. Hı -hı. Temas durumu var ama öncelik değil. Ben açık konuşayım. Benim de çok içimden geçen bir oyuncu değil. Yani çok beğenerek... Hmm. isteyerek gelsin diyebileceğim bir oyuncu değil. İşte herkes diyor ki ya Ekambi bu ligi işte götürür falan. Götürür de yani senin daha iyisine ihtiyacın var. Özellikle ön tarafta. Daha e, çeşitlilik yaratması açısından daha değerli oyunculara ihtiyaç var. Ben kanat transferinde daha yüksek bir profil bekliyorum. Ekambi olursa... Ya bu arada Ekambi şöyle kötü oyuncu değil. Ve hatta işte e, Lyon'da falan geçen sene Rende de fena değildi. Ama yani daha iyi bir profil olursa Fenerbahçe hücum hattı açısından daha verimli olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe önceliği değil kısacası yakamlıyor. Kim önceliği Fenerbahçe? Şu anda Cengiz, Cengiz. Ünder'e dönmüş durumdalar O da bugünün gelişmesi. Yalnız Cengiz'le ilgili şu bilgiyi vereyim. İşte bak bu artı 3 için, mesela Livakovic için bir şey olabilir bu. Hı hı. Ee, avantaja dönüştürebilir Fenerbahçe bunu. Evet. Cengiz'i alırsa. Şöyle söyleyeyim fiyat yüksek. Fiyat 17-18 Marsilya uçuyor. Epey yüksek yani. Pazarlıklar da o noktada başlamış durumda. Tabii ki 17-18 olacak değil de onlar en tepeden başlıyorlar. Yavaş yavaş düşüyorlar. Ama Cengiz'i böyle çok satma şeyi nedir onun adı? Satma hevesi falan olacak durum olacağını da sanmıyorum Marsilya'nın. Ve ama artı üç için hani bütün paralardan vesairelerden bağımsız artı 3, artı 3 için müthiş bir hamle olacak. Sadece şunu söyleyeyim yani bu durum bütçeyi bozar mı? Leo, şimdi Cengiz'i alırsan o tamam artık Türk konusu çözüldü. Livakovic'i konu Liva 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 de al dediğin an 10, hani 10 milyona bitti diyelim hı. Cengiz. Livakovic de 10 milyona bitti ortalama diyelim. 10-20 milyon euro. Bu durum başka transferlerin önünü tıkar mı? Benim endişem bu. Fenerbahçe'nin en önemli iki ihtiyacı 6 ve 8 numara. Çok net. Bak kaleciden de önce söylüyorum bunu. 6 numara, 8 numara. Geçen sene Galatasaray Torreira ile şampiyon oldu. 6 numarası yok. Yani kaliteli üst seviye 6 numarası yok. Kaliteli 8 numarası yok. Şimanski var. Şimanski'nin yanındaki iki forma boş durumda şu anda. Evet. Oraların doldurulması lazım. Ve tabii ki Tadiç dışındaki bir kanadında doldurulması lazım. İdeal 11 için konuşuyorum. İşte bu yüzden 11'de... Kanat da çok önemli aslında Volkan. Evet yani... evet. İki Çünkü... orta saha ve bir evet. kanat. Şu anda 3 tane noktaya kilitlenilmesi evet. lazım. Çünkü hani Ceko da böyle çok işte kafa topu, öyle bir oyuncu. Evet. O yüzden böyle oradan beslenmesi bana kalırsa... Evet işte yani Aynen. İşte bir tane Tadiç var. Bir tane daha gerekiyor evet. bence kesinlikle. Şöyle söyleyeyim. Toğu bütçe kısılırsa, bütçe azalırsa o transferlerinde kalitesi düşer mi? Benim endişem o. Yoksa Cengiz çok iyi oyuncu. Cengiz bizim mini takımımızın da en çok ihtiyacı olan çok değerli bir oyuncu. Mini takımımızda da hep böyle oynamasını istiyoruz. Yani zaman zaman sakatlıklar yaşıyor. Eksik kalıyoruz. Yani Cengiz'in kalitesini tartışmıyorum ama Cengiz'in varlığı, Livakovic'in varlığı, diğer transferlerde bütçe düşürmesi anlamına gelir mi? Benim endişem bu. Ee, bu anlamda bu transfere bir soru işareti koyarım ama yoksa oyuncunun kalitesine falan Tabii. söyleyeceğim hiçbir şey yok. Bir de yani 17-18 milyon eurolardan ne kadar düşecekler? Hani 15. İşte o da o da ayrı bir tartışma konusu. Yani Cengiz ucuz bir oyuncu değil. Hani Türk olduğu için böyle insanların iyi 3'e 5'e alırız havasıyla yok. baktığı i̇şte bir oyuncu gibi 10. gözüküyor da değil evet. öyle kesinlikle. Ee, pahalı bir oyuncu. Hı hı. Ee, Volkan şimdi salaya gitti Hoffenheim'a. Ee, yine ayrılacak oyuncular var tabii ki de. Hatta sanırım 14 isim var Fenerbahçe'den gidecekler listesinde. Kiralıklarla birlikte olabilir. Aynen, kiralıklarla birlikte yani toplam olarak Hı -hı. E, 14. Ee, kimlere teklif var? Şu an o ayrılacak oyunculardaki son durum ne? Tek tek baktığımda şu anda Pedro ayrılmaya en yakın Hı -hı. isim. İtalya'dan görüşmeler devam ediyor. Diego Rossi yine ayrılabilir. Ayrıl ayrılma potansiyeli yüksek oyuncu. Ara ve Gustavo net bir teklif yok. Duymadım yani ben en azından. Şu an itibariyle. Ama menajeri ciddi bir çalışma içerisinde ikisinin Onlara kulüp arıyorlar. Ee, onun dışında e, Joshua King gitme potansiyeli en yüksek oyunculardan. 5 tane yabancı saydım zaten. Ya, Türklerden ben ayrılması yani şöyle yani servisiyle ayrılması durumu olacağını çok sanmıyorum. Sadece Samet Samet Akaydın bir e, Türk kulübüne kiralanabilir veya bon servisiyle verilebilir. Hı hı. Tam emin değilim o noktada. Onun dışında Türklerden Emir Ortakay var, genç Emre Demir var, diğer genç kardeşlerimiz. Onlar hep kiralanacak. Bartu Elmas'ın durumuna bakılacak. Bartu yeni transfer, biliyorsun, Marsilya'dan. E, onun durumuna bakılacak. Yani bir kiralık teklif geldi, biz görmek istiyoruz Bartu'yu dediler. Yani oynatabiliriz, kadro tutabiliriz bu sene dediler. Daha net değil onun durumu. Onun dışında da böyle 6 ay tabii ki. Bu arada Manchester United ve Ajax doğru bu arada bu iddialar. Ama yani somut, ileriye atılmış bir adım yok bu Peki konuda. Peki sence Manchester United'a giderse 6 ay oynar mı? Yok zaten onu anayı aldılar yani ikinci kaleci olarak gider giderse. i̇kinci yani kaleci olarak işte gider. Erik Ten Hag'ın bu arada Ajax Ajax'la anılmasının sebebi de Erik Ten Hag eski hocası Ayaks'ın. O dönem e, bu, keşfetmişti Altay'ı. Evet. Manchester United'ın da şu anki hocası olduğu için onu yine istiyor. Ya yani iki tarafında evet. aslında Altay'a talip olmasının sebebi evet. Erik Ten Hag. Hag'ın evet. Hag ekibindeki bir hı hı. E, e, scout. Diyelim. E işte ikinci kaleci olursa da Altay için tabii ne kadar iyi olur. O da Ama Manchester United'a yani. gidiyorsun be. Old Trafford yani. Yedek de olsun Old <laughs> Trafford'a çıkıyorsun yani. Orası öyle. Yani daha tabii bu arada yani öyle bir durum yok. <laughs> İlerlemiş bir durum yok. Sadece şey olarak söylüyorum. Dedikodular doğru yani. Ajax ve Manchester <laughs> United ilgileniyor. Ama ileri doğru atılmış bir adım yok şu anda. Herhalde bu e, maçtan sonra birazcık daha netleşir, değil mi? Yani, yani. E, öyle olmasını bekliyoruz. Çünkü Ljubovic de işte sonuçta Böyle bekleyecek bir kaleci değil belki başka bir teklif çıkar Tabii oraya gider. Illaki bir karar vermek durumunda olacak Fenerbahçe yakın süreçte. Kaleci hı hı. konusunu ben bu Zimbru maçlarından sonra çok net artık ortaya çıkacağını düşünüyorum. Nasıl geçecek Zimbru maçları? Yani şimdi bu maçları da işte Galatasaray'ın Zalgiris falan Zalgiris basket oynasın abi yani anladın mı? <laughs> Hani bunlar e, bunların durumları şu anda bizim takımlarımızla kıyaslanacak seviyede değil. Yani bizim bu takımları çok rahat bir şekilde elememiz lazım. Yani eleme, elemediklerimiz de olmadı değil. Olmadı değil <laughs> ama bunlar baya evet, bence evet. yani baya evet. kötü takımlar. Zimburu ve Oyuncak mı yeni transferler? Ya, yeni transferlerden kim oynuyor? Ciko oynayabilir. Hı hı. Tadic oynayabilir. Edin o zaten hı hı. oynayacak. Onun dışında Ha Şimanski oynayabilir. Yani 4-5 tane oynuyor işte. BKO yok biliyorsun. Hı hı. Bugün değişmezse, bugün akşama kadar değişmezse kadroda BKO yok kadroda. Umut Nayır yok. Umut Nayır'ın da ufak bir sakatlığı varmış. O yüzden riske etmemişler. Bir sonraki turdan başlayacak. Onun dışında gene aynı kadro çıkacak. Yani orta sahada çok bir değişiklik olmayacak Şimanski dışında. Hı hı. E kanatlarda Ryan Kent oy, o Kent var, Ryan Kent unut, unuttum. Ryan Kent Aa, oynar. Evet, Kent söylemedik doğru. Yani ön taraf baktığında Kent, Tadic, Ceko. Hı hı. Arkalarında Shimanski, İsmail Mert Hakan veya İsmail Crespo. Hı hı. Stoperler Cikuluan, Cikuveluan. Sağ bek Osayi, sol bek Ferdi. Kale'de ben İrfan Can'ı bekliyorum bu arada. Ha, İrfan Can evet. olacak. Teşekkür ederim Volkan. Var ben mı eklemek istediğin bir şey? Yok mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> var mı eklemek istediğin öyle bir şey sorusu çok ekstra bir soru. Yani ben şey olmam... E... Ama benim imzam gibi bir şey. Öyle ben mi? Ben hep soruyorum ha. ya sonunda. Var mı eklemek istediğin bir şey? Yani, yok. Hani ben sormayı unutmuş olabilirim. Aklıma gelmemiş olabilir. Senin aklında bir şey varsa söylemek istediğin. Söyle diye. Sana Anladım. böyle bir alan yaratıyorum. Anladım. Özel bir alan mı? Özel bir alan. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Volkan Demir ile Yüz Yüzen'in bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta biz yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.